Üzleşmen piyasalarından herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Şimdi paritelere, MTA'lara yönelik çalışmamızı izleyebilirsiniz. Şöyle bir hemen Euro-Dolar paritesiyle başlayacağız. Bu hafta Euro-Dolar paritesi nasıl seyredebilir? Bunu yorumlamaya çalışacağız. Biliyorsunuz Cuma günü gelen tarım dışı istihdam güçlü verisi sonrasında Euro-Dolar daha önce 2 günkü önceki tabloya göre yeni dip yapmadı. Bu bölgede tutundu. 1.14'ler üzerinde. Kalmayı daha doğrusu 1.14'e yakın olması önemli. Şöyle eğer kapanışı 1.13.97 hatta 1.14'e alacak olursak şöyle tablo üzerinden gidelim isterseniz. Ve biraz da büyütelim ve herkes rahatlıkla görebilsin. Pardon şöyle aldık ve şuraya çektim. 1.14 olarak alıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde haftalıkta da 1.14 olarak aldım. En azından bu hafta için 1.13.80 önemli destek. Hemen şöyle tabloya dönüyorum. 4 saatlik bakacağım. 4 saatliğe baktığımda bir yukarıda bir direnç var gibi ama saatliğe şöyle dönüp baktığımda evet biraz da sanki 1.14'lerin üzerine atmak isteyen hareket görebiliriz. 1.14.20 1.13.80 önemli destek olacaktır. Eğer 1.14.20'leri denemek isteyecek olursa bu seviye üzerinde gün içinde daha yukarıları test etmek isteyebilir. Daha yukarılardan kastımız 1.14.60-70 bölgesi söz konusu olabilir. Hemen buradan nereye dönelim? Buradan USD TRY'ye dönelim. Dolar TRY'ye dönüp baktığımızda ise Dolar TRY'de daha önce de bahsetmeye çalıştığımız o hareketlilik aşağı yönde gerçekleşti. 5.36'nın altında kapanışı görüyoruz. Artık yavaş yavaş burada hareketin daha aşağılara gelme ihtimalini konuşuyor olacağız. 5.33.20 hemen şöyle tabloda 5.33.20 olarak aldım. Haftalıkta 5.33.20 olarak aldım. Bu hafta haftanın ilk gününde 5.39-5.37 şöyle alayım. Allah, burada bir sıkıntı var ama neyse. Tabloyu bir kere daha kaydetmeden kapatıp şöyle tekrar açacağım. Çünkü bir enteresan. Şöyle tekrar açalım. Yüklememiz var. Bu yükleme tamamlanıyor. Biraz daha büyüteyim. Evet. 5.33.20 demiştik. Haftalıkta 5.33.20. Bu arada Euro Dolar paritesinde onu da tekrar edeyim. 1.14 kapanışı vardı. Haftalıkta 1.14.80 ihtimali var. Ama bunun için 1.13.20 üzerine kalması ilk etapta önemli. Şimdi Dolar TL'de, evet Dolar TL'de aslında yarın 5.39.20, 5.37.20 önemli direnç veriyor. Buraları test eder mi? Buraları test edeceğini zannetmiyorum. Hatta şöyle saatliklerden isterseniz yola çıkalım. Saatliklerden yola çıktığımızda 4 saatliklerden de bakacağım. Şimdi ortalamaların altında ortalama önemli direnç olarak 5.36-37 bölgesini gösteriyor. 4 saatliğe baktığında ne demiştik? Burada aslında 5.55'in artık geçilmesinin zor oldu. Aşağıda isteğini atarak devam edeceği. Hatta 5.30'un altına önümüzdeki hafta yani yarından itibaren gelme ihtimalinden bahsetmiştik. Şu an gördüğüm kadarıyla evet yani burada artık 5.37 direnç. Aşağıda da ilk etapta Dolar TL'de 5.29-25-27-20 bölgesine doğru haftanın ilk 3 gününde gelebiliriz. Böyle bir durumda 5.27 seviyesinin altında yapacağımız günlük kapanışlar arkadaşlar bu hareket belki de son Ağustos Temmuz Haziran'dan beri en düşük seviyeleri getirebilir. Bu noktada önemli olacak gibi gözüküyor. Aşağı istek artarak devam ediyor diyebiliriz. Hemen buradan nereye geçelim? Buradan isterseniz bir altın fiyatlarına dönelim. Ons altında daha önce de bahsetmiş olduğumuz hedeflere doğru hareket ulaştı. 1298. Şimdi 1285 kapanışını alalım. Şöyle alalım arkadaşlar. Altın fiyatlarına geldik. Oldu mu acaba? Evet. 1285. Haftalıkta da 1285. Bakın geçen hafta 1297 görüyorsunuz. Haftalıkta potansiyel hedefti. Burası zaten 85'in üzerinde 95 hedefti. Potansiyel olarak görüldü. Şimdi yarın şimdi aslında önemli bir yere geldiği için de bir ara dirence geldiği için de haftalıktan da baktığımızda dışında biraz daha sakin gücünü korumak isteyen 1284-1298 4 saatliğe baktığında biraz daha o kar realizasyonu belli bir bölgede
kalmak isteyecektir. Ne olabilir? Bu belli bölgeden kastımız. 1285 kapanışını düşünüyorum. 1290, 89, 90 direnç. Aşağıda da 81 destek. Şu iki aralıkta birkaç günlük bir seyir görebiliriz arkadaşlar. Gün içinde de yorumlamaya çalışacağız bunu. Şimdi GR'de gram altında durum nedir diyecek olursak, gram altında da bahsetmiş olduğumuz o geri çekilme aynı zamanda TL'deki şu hareketin arkasından spike olduğunu, dolayısıyla tekrar 220'lere, 217'lere doğru bir istek söz konusu olabilir. Hemen şöyle bakalım, 217-215 hatta bu 214 bölgesine doğru. Şöyle 4 saatlik grafiğe baktığımda burada isteğin aşağı olduğunu söyleyebiliriz. Kapanış demiş 220-25. Hemen dönelim tablomuza. Gram altına şöyle bakalım. 220-25. Haftalıkta 220-25 dedik. Bu hafta 220-25 dedik. Evet, doğru. Burada biraz şey yapmışız. Bir bakalım. İşte 20-25 problem değil. O kadar fark etmez. Aradan. 222'nin üzerinde hareket zor. 221'in altındaki her hareketlilikte biz 219 haftalıkta da 220 250 diyeceğiz. Tamam. Evet arkadaşlar, 217'nin altı, 217'ye doğru geri çekilmeler görebiliriz. Bunun altındaki hareketlikte 214'leri konuşacağız. Yani altın fiyatları şu an için gerileyen bir süreç içine girdiğini söyleyebiliriz. Daha aşağıda hedefler olduğunu söyleyebilirim. Brent petrole döndüğümüzde arkadaşlar, evet, Brent petrolde artık bir 50 doların altı hemen test edildi. Test edildikten sonra neresi? Şu an için bu bölgede biraz daha yataya geçecek bir hareket görebiliriz Brent petrolde. 57-260 hemen alıyorum. Brent petrolü 57-260 dedik, aldık. Şöyle bakıyorum, 57-260 tepki sürecidir bu, belli bir bantta. Yukarıda 58-59 direnç olmak üzere bu hafta özellikle, aşağıda 56-55-70 bu seviyeler üzerine kalmak istiyor ama yataya girecektir büyük ihtimalle. 59-60 denemesi olur mu? Şöyle bakalım. İstersen şöyle bir bakalım. Bakıyorum. 60 denemesi olabilir. Evet, 60 denemesi olabilir. Bir tepki hareketi içinde. Çok normal. Çünkü ciddi bir geri çekilme yasalını görüyoruz. Biraz daha zaman zaman bu tepkinin yukarı yönde devamını göreceğiz gibi gözüküyor. Brent'te. Sterlin dolara şöyle bir bakalım istersen. Sterlin dolara GBP üzerinde dediğimizde sterlin dolarda kapanış 1.27.36. Hemen dönüyorum. Sterlin dolarda 1.27.35'te 30 olarak kaldım. Haftalık olan şekilde 30 olarak kaldım. 1.27.30. 1.27.50 ara direnç. Ama bu seviyeyi büyük ihtimalle denemek ister mi? Şöyle dönüp 4 saatliklerden günlüklere dönüp bakıyorum. Günlüklerde ciddi bir dönüş var. Artık iyi bir dönüş var sterlin dolarda. Üst banda doğru bir hareket göreceğiz gibi gözüküyor. Yani nereye doğru görebiliriz? Üst band dediğimiz nokta 1.28'in üstü. Yani 1.29'lara doğru sterlin dolarda bir hareketlik olacak gibi gözüküyor. 4 saatliğe baktığımızda evet bu istek var. Şöyle 60 dakikalara dönüp baktığımda 60 dakikalıkta da bu istek var diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Sterlin dolar, isterseniz bir de dolar Japon yenine şöyle bir bakalım. Ondan sonra tamamlamış olalım. Burada da gördüğünüz gibi 105'lere kadar gelen çekilen bir hareket. Bu belli bir bölgede yatay bir banda girecektir. Yatay banttan kastımız yukarıda 109'ların direnç olduğunu, aşağıda da ilk etapta 106. 109-106 bandında biraz daha bu düşüşü sindiren bir negatif yarı yol formasyonu ihtimalini konuşuyor olacağız. Evet, şimdi söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bu noktada bizim daha önce de bahsetmiş olduğumuz resmi eğitim danışmanlık sayfamızı ziyaret ederek gerek Ankara, İstanbul, Adana, İzmir, Antalya, Bursa olmak üzere eğitimlerimizi
araştırabilirsiniz. Buradan detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Ve bundan sonra yapacağımız bu uygulamada şu olacak arkadaşlar. YouTube sayfamızda eğer eğitimlerimizden birine, 2019 eğitimlerimizden birine katıldığınız takdirde YouTube'da sadece eğitimlerimize katılanlara yönelik eğitimlerin hem devamı hem de buradan bize sadece size göndereceğimiz bir link, sizin özelinize göndereceğimiz bir link üzerinden bizi izleyebileceksiniz. Sadece eğitimimize katılanlar izleyebilecek. Özel eğitim alanlar veya internet üzerinden eğitim alanlar önerilecek olacak. Buradan size sorularınızı iletebileceğiniz canlı bağlantılar yapacağız. Ve ona hemen başlıyoruz zaten. Bu ay içinde başlıyoruz. Dolayısıyla çok detaylı bir şekilde bize buradan ulaşabilirsiniz. Böyle bir çalışma yapıyoruz. Bunun için dediğimiz gibi Reçber Eğitim Danışmanlık internet sayfamıza girebilirsiniz. Tüm piyasalara yönelik olacak. Hisse senetleri, endeksel pariteler olmak üzere tüm detayları buradan öğrenebilir. Bize iletişime geçerek bizimle de detayları öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Ve aynı zamanda bu Excel tablonun verdiğimiz gibi eğitimlerde anlatmış olduğumuz size videoları da vereceğiz. Bir takım arama yöntemleri yani hızlı algoritmalarla ilgili bir takım sizin adınıza güçlü veya zayıf hisseleri bulup size gösterebilecek formüller ve bunların mantığını sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Evet, şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Herkese bol kazançlar diyorum. Görüşmek üzere. Sayfamıza abone olabilir. Olumlu bildirimde bulunabilirsiniz. Herkese bol kazançlar arkadaşlar.